30 dakikadan herkese iyi haftalar. Bugün 30 dakika içerisinde ilerleyen saatler dakikalarda Tim Tekstil ve Ham Maddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci ile birlikte olacağız ama öncesinde araştırma masasına gidiyoruz. Sevcan Ersöz orada bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin yayına. Haftanın ilk işlem gününde aslında pozitif başlamıştı Borsa İstanbul'u ama sonrasında biraz satıcılı bir seyir görmeye başladık. Hem bu tarafı soracağım hem de küresel piyasalarda risk iştahı ne durumda? 2024 yılının ilk yarısının son işlem haftasını gerçekleştiriyoruz. Son haftaya pozitif başlamıştı endeks ama yatay negatif diyebileceğimiz bir eğilimde fiyatlama eğilimi var. Bayram sonrası kısa haftada 2 günde %2,84 yükselişte haftalık bazda rekor kırarak haftaya kapatmıştık. Yeni haftaya ise gündem maddeleri yoğun bir biçimde başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı zirvesi vardı. Deutsche Bank önderliğinde gerçekleşmişti ve buradan gelen olumlu çıktıların etkisinin bu hafta ve önümüzdeki ikinci yarıda yılda 2024'ün ikinci yarısında Haziran sonrasında etki etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan yabancı sermayenin önündeki engel olarak değerlendirilen Türkiye'nin gri listedeki hikayesinin sona ermesini bekliyoruz. Buna dair toplantı 28 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek ve FATF gri listeden çıkış hikayemiz burada çıkışımız gerçekleşmiş olacak. Daha öncesinde hem haber akışlarında hem de Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bunu takip etmiştik. Diğer taraftan bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip ediyoruz. Burada bir değişiklik beklentisi yok ama gelecek olan açıklamalar ve bundan sonraki süreçte Türk lirasını güçlendirmek için ve sterilizasyon adımları için atılacak olan yeni adımları Borsa İstanbul ve yatırımcılar bekliyor diyebiliriz. Bu hafta aslında haftanın işlem gününe başlarken yönümüz yukarı demiştik. Buna dair bir grafik hazırladım ben. BIST 100'de son durum başlıklı. Şu anda ekranda onu görüyoruz ve Haziran ayında vurgulamak istediğim bir periyot var. O da Haziran ayının en düşük seviyesiyle en yüksek seviyesi arasında yaklaşık %9'a yaklaşan 8,79'luk bir performans söz konusu. Dolayısıyla aslında biz Haziran ayına oldukça volatil 10.000 endeks seviyesinin aşağısını kaydettiğimiz ve borsada gerçekleşen işlemlere dair alınacak olan işlem vergisi beklentileriyle beraber negatif ayrıştığımız sonrasında bu endişenin kalkmasıyla beraber yeniden 11.000 endeks seviyesine doğru yükseldiğimiz bir periyotta tamamlıyoruz. An itibariyle 10.733 seviyesinde bir endeks seviyemiz var. 10.750'nin üzerinde kaldığımız noktada olumlu ve 11.000 endeks seviyesini hedeflediğimiz ve 21 Mayıs zirvesini hazırladığımız bir seviyeyi hedefleyeceğiz. Ama onun dışında baktığımızda yatay ve pozitif hareketli ortalamaların üzerinde 50 günlük hareketli ortalama olan 10.200 seviyesinin üzerinde 200 günlük hareketli ortalamanın ise çok üzerine 8.746'nın seviyesinin çok üzerine bir eğilimle beraber aslında hala orta uzun vadede yukarı yönlü bir performansla fiyatlanıyoruz. Hacimden çok konuştuk Haziran ayı içerisinde. Son bir yıllık ortalama işlem hacmine baktığımızda 108 milyar TL olduğunu görüyoruz. Haziran ayı içerisinde yaklaşık 24 işlem günü içerisinde sadece bir gün o da 3 Haziran tarihinde aslında Borsa İstanbul 115 milyar TL ile ortalama işlem hacminin üzerine gerçekleşti. Ve onun dışında aşağıdaki hacim barlara baktığımızda hacim bazlı olarak aslında düşüş eğiliminin korunduğu bir ayı da geride bıraktığımızı söylemek mümkün. Önümüzde FATF gri listeden çıkış hikayemiz var dedik. Mehmet Şimşek'in görüşmelerinden Londra'dan olumlu haberlerin etkisini aldık dedik. Dolayısıyla baktığımızda orta vadede pozitif ivmelenme devam ediyor. Diğer taraftan önemli şirket haberlerini takip etmiştik. Bir tanesi TAV'dan geldi bugün. TAV'ın neyi var? Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2'nin işletme ve bakım ihalesi için teklif verdiğine dair bir haber var. Dolayısıyla bunun olumlu etkisini sabah saatlerinde daha çok görmüştük. Yeo Teknoloji'den var. Burada da %270 bedelsiz sermaye yatırım kararı aldı şirket. Mevcut sermayesi 96 milyon TL'den 355 milyon TL'ye ulaştı. Ve şirket 2024 yılının ilk 6 ayında da 1,33 milyar TL'lik iş anlaşması yapmıştı. Buradan şirket haberleriyle beraber incelediğimiz için gidelim ikinci grafiğimize bakalım. Borsa İstanbul'da şu anda yükseliş bazlı ve düşüş bazlı en büyük katkı sağlayanlara bakalım. Bir taraftan da ben grafiğimi büyüteyim sizin daha net görebilmeniz için. Baktığımızda yükseliş bazlı olarak en büyük katkıyı Sasa'nın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Puan bazlı olarak %2,92'lik bir yukarı yönlü performansı var. İş menkul değerler 5,67'lik yükselişte katkı sağlıyor. Garanti var 1,25. MIA Teknoloji var
4,60 ve TOFAŞ var. Burada da yine baktığımızda 1,96'lık bir yukarı yönlü performansının olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan düşüş bazlı ise Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Turkcell ve BİM'in aşağı yönlü negatif baskılarının olduğunu gözlemliyoruz. Küresel tarafa da not düşmek gerekirse Borsa İstanbul haftayı yatay bir biçimde başladı ve önemli gündem maddelerini takip ediyor dedik. Küresel tarafta ise aslında kar realizasyonlarının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Avrupa Endeksinde bunun çok daha fazlasını görüyoruz. Ne var? Burada aslında erken seçim çağrısı vardı Macron'un Fransa'da. Bunun katkısıyla beraber aslında biz başlayan negatif volatilitenin etkisinin yayıldığını görüyoruz. Paris Kakaran Avrupa'nın en güçlü, en büyük borsası olma ünvanını kaybetmiş durumda. Diğer taraftan geliyoruz ABD Endeksine bakıyoruz. Burada S&P 500 için 5500, Nasdaq için ise 20.000 endeks seviyesi kritik önemle karşımıza çıkıyor. Nvidia bir düzeltme hareketi içerisine girdi. %10'a yakınlaşan bir geri çekilme hareketi içerisinde. Dolayısıyla burada düzeltme hareketi devam eder mi? Teknoloji endeksindeki erime ABD endekslerini aşağı yönlü çeker mi? Avrupa tarafında ise erken seçim çağrısıyla beraber yükselen volatilite nereye kadar borsayı ve dünyayı negatif etkileyebilir? Eurodolar bundan ne kadar etkilenebilir? Bu soruların cevabını arayacağız hafta boyunca. Bu veriler içinde neyi takip edeceğiz? ABD cephesinde büyüme verisini takip edeceğiz. PCE enflasyon verisini takip edeceğiz. Diğer taraftan da 30 Haziran tarihi itibariyle aslında Fransa'da bir ön seçim çağrısı var. Dolayısıyla bunun da ilk adımlarını takip ediyor olacağız. Küresel tarafta kar realizasyonu haftası var ama iç tarafta hem FATF gri listeden çıkış hikayemizle beraber hem de geçtiğimiz haftada aldığımız yükseliş momentumuyla beraber Borsa İstanbul orta vadede pozitif bakmaya devam ediyor diyebiliriz. Çok teşekkürler Sevcan aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Haftaya başlarken reel kesim güven endeksi verisini de aldık. Burada hafif bir geri çekilme var. Baktığımızda kapasite kullanım oranlarında ise geçen ayla aynı kaldığını görüyoruz. Ama detaylarını izleyelim, üzerine konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Haziran'da geçen aya oranla değişim göstermeyerek %76,3 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0,4 puan azalarak %76,2'ye geriledi. Reel kesim güven endeksi de Haziran'da geçen aya göre 2,6 puan azalarak 102,8 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,9 puan gerileyerek 100,5 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmede üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyirle gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerde zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerde zayıflarken gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi beklentisi bir önceki aya göre 1 puan azalarak %53,6 seviyesinde gerçekleşti. Tim Tekstil ve Ham Maddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kireci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına Fikret Bey. Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Herkesin geçmiş bayramını da bu vesileyle kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce kapasite kullanım oranlarıyla ve reel kesim güven endeksine dair verileri izledik haberde detaylarını. Dilerseniz üzerine konuşarak başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü reel kesim güven endeksinde bir miktar geri çekilme var. Baktığımızda da aslında hem mevcut siparişlerden hem önümüzdeki 3 ay siparişlerden ve ihracat tarafına dair sipariş tarafından kaynaklandığını biraz da görüyoruz. Siz neler söylersiniz veriye ilişkin? Şimdi bu yıllardır zaten yaşadığımız yaz aylarında özellikle bir takım sektörlerdeki düşüş bizde de yerini almış durumda. Tabii bunun üzerine bir de dünyadaki yaşanan problemler eklendiği zaman bu hafif gerileme ya da yataya düşme çok beklemediğimiz bir şey değildi. Bu normal, rutin bütün sektörlerde ve özellikle bazı konularda yaşadığımız bir durum. Elbette bunu biz nasıl pozitife çevirebiliriz? Bunun hesaplarını mutlaka yapıyoruz ama bu dönemde, bu şartlarda bu şekilde olması çok bizim için şaşırtıcı bir şey değil açıkçası.
Şimdi bunu nasıl pozitife çevirebiliriz? Bu tarafı daha detaylıca konuşacağız birazdan ama baktığımızda ihracat tarafı içinse Ömer Bolat'ın açıklamaları vardı. Orta vadeli program hedefleri doğrultusunda 2024 sonuna kadar 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimizi başaracağız dedi kendisi. Şimdi baktığımızda aslında PMI verilerine, yurt dışı tarafına baktığımızda birazcık böyle bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Yani beklenenin altında geliyor. Özellikle Avrupa tarafından baktığımızda. Bugün mesela örneğin bugün Almanya tarafından iş dünyası güvenini aldık. 5 ay sonra orada da gerileme var. Dolayısıyla ihracat tarafından beklentileriniz nelerdir? Bir yandan da sektörün tabii ki sorunlarını da biliyoruz. Gerek kur tarafı olsun, gerek de başka problemler var. Dolayısıyla ihracat tarafını da sormak isterim. Şöyle ki Ece Hanım, bizim kendi sektörümüzde, tekstil sektöründe bu dedikleriniz evet, ciddi anlamda bir daralmamız var. Biz kendi sektörümüzde bu işi ne kadar hedefe ulaşabiliriz bunu sürekli kontrol ediyoruz. Ancak ülke genelinde alt toplamda bizim ihracatımızda 267 milyar doların ben tutturulabileceğini Sayın Bakanımızın söylediği gibi ona inanıyorum. Şöyle ki çünkü bizde çok ciddi bir sektör çeşitliliği var. Biz sadece tekstil ya da sadece gıda, sadece otomotiv, sadece kimya, sadece demir değiliz. Dolayısıyla dünyadaki değişen bu tüketim alışkanlıklarını ve buna karşı olan bir şekildeki popülariteyi biz diğer sektörlerde korumuş oluyoruz. Dolayısıyla bir taraftaki eksilme öbür tarafta ciddi anlamda bize artı anlamda yazıyor ve alt toplamda biz bu rakamları tutturacağız. Mesela biz tekstil sektöründe biraz sıkıntılıyız. Diğer hazır giyimde, deride, yani şöyle söyleyeyim Ece Hanım, lüks tüketimlerde özellikle çok ciddi problem yaşanıyor. Ama onun haricindeki temel gıdada, hizmette, teknik tekstilde, ya, kimyada özellikle burada da çok önemli aşamalar kaydediyoruz. Çok ciddi ihracatımızda hem pazar olarak hem de rakamsal olarak artışlar kaydediyoruz. Yani sonuç olarak şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bir bütün, bazı sektörler evet yavaşlıyor, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bazı sektörlerde ciddi anlamda ileriye doğru gidiyor. Mesela hizmet bunların en önemlisi. Bence hizmette hedeflediğimiz rakamın üzerine bile çıkma ihtimalimiz var. Şimdi tekstil sektörü özeline gelecek olursak burada biraz sıkıntılar yaşadığınızı söylediniz. Dünyadaki dönüşümden, değişimden de bahsettiniz. Şimdi malum bu dönüşümden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de maalesef tekstil sektörü. Şimdi bu dönüşüme ayak uydurmak için neler yapmak gerekiyor? Biraz daha sektörü karlı hale getirmek için aslında bu tarafları konuşmak kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Neler söylersiniz? Teşekkür ederim Ece Hanım bu soru için. Çünkü bizim şu anda en çok dile getirmek istediğimiz, sektördeki paydaşlarımıza anlatmaya çalıştığımız konu bu konu. Dünya ciddi anlamda değişiyor. Özellikle sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Bir şekilde dijitalleşmede çok önemli adımlar atılıyor. Ve bunlar bir noktada eğer siz bunun içerisinde olamaz iseniz, bunlarla birlikte hareket edemezseniz oyunun dışında kalacağımızı gösteriyor bize. Biz de bunu bir fırsat bilip şu anki bu durağanlıkta, bu değişim ve dönüşüm sürecinde ülkemizi buna çok iyi ayarlayabiliriz. Sektörümüzü buna çok iyi ayarlayabiliriz. Ne yapabiliriz? En önemlisi beşeri sermayemizi bu konuda ciddi anlamda eğitimlerle, devletin verdiği desteklerle bir noktaya taşıyabiliriz. Elimizdeki kapasitelerimizi çok iyi analiz edip neyimiz olup olmadığına bakıp bunları tespit edip zayıf olduğumuz noktalarda çok iddialı olmadan ama güçlü kaslarımızı daha da iyi hale getirerek farklı planlar yapabiliriz. Yani her şeyi biz yapmak zorunda değiliz. Daha iyi yapanlarla, daha ekonomik şartlarda üretenlerle bence birlikte hareket etmeyi çok iyi öğrenmemiz lazım ki geçmişte biz bu taraftaydık. Evet, çok daha büyük markalar vardı, çok daha büyük üretimler, organizasyonlar vardı. Biz de bundan en iyi şekliyle faydalandık ve kapasitemizi belli bir noktaya kadar çıkardık. Ama artık eski yaptıklarımızla yeni bir şeyler elde etmek çok mümkün değil.
Dolayısıyla bu dönüşüme, bu değişime en iyi şekilde ayak uydurmalıyız ve en iyi şekilde planlı, programlı, elimizdeki bu kadar yatırımı yok saymadan, elbette ki bu çok mümkün değil. Çok ciddi yatırım var Türkiye'de, özellikle tekstil konusunda milyarlarca dolarlık yatırımlarımız var. Bunları en iyi şekliyle, en doğru şekliyle planlayıp bu dönüşümü uzun sürede 3, 5, 10, 15, 20, 25 senede tamamlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için de bu ortamların bence çok önemli bir fırsat olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi biraz önce istihdam tarafından da bahsettiniz. Ona dair de bir haberimiz var. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücretle alakalı bir açıklama geldi. Atalay 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim dedi ve asgari ücrete ara zam çağrısında bulundu. Haberi izleyelim, detaylarını size de soracağım. 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim dedi. Asgari ücrete ara zam çağrısı yaptı. Son yılların en sıkıntılı, en zor dönemini geçiriyoruz. Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonu açıklayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz-Aralık döneminde alacağı zam oranı netleşecek. Merak edilen asgari ücrete de ara zam yapılacak mı? Sözcü gazetesine konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesiyle ilgili kanun bulunmadığını hatırlattı. Ama içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle konuyu sürekli gündemde tutuyoruz. Mutlaka bir düzenleme yapılmalı dedi. Sadece sabit gelirlilerin değil, emeklilerin de sıkıntı içinde olduğunu söyledi. İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Atalay vergi konusunda da taleplerini sıraladı. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor. 10,5 ay maaş alınmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiyle ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz. İşçinin olduğu her yerde kapsamlı toplantılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi. Evet, devam ediyoruz yayınımıza. Fikret Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi asgari ücrete muhtemelen zam gelmeyeceği konuşuluyor ama buna dair çağrılar da var. Siz neler söylersiniz bu tarafa dair? Çünkü emek yoğun bir sektörsünüz ve baktığımızda geçtiğimiz sene 200 bine yakın bir istihdam, bu civarda bir istihdam kaybı oldu. Dolayısıyla sizin düşünceniz nedir bu konuda? Çünkü şuna dair haberler de geldi. Bizim Business Week dergimizde de şöyle bir haber verdi. Asgari ücrete zam gelmese bile bazı şirketler ara zam yapmayı planlıyorlar. Sizin sektörde durum nedir? Canım şöyle söyleyeyim. Bir defa bizde asgari ücretle çalışan neredeyse yok diyebilirim. Zaten asgari ücret, orada bir taban bir ücretimiz var. Onun çok çok üzerinde rakam alan arkadaşlarımız var. Burada aslında olaya çok daha farklı bir pencereden bakmak lazım. Elbette ki bizim çalışanlarımız çok daha iyi şekilde yaşamalılar ki biz de onlardan verim alalım. Bu bir defa insani olarak kesinlikle herkesin kabul edeceği bir konu. Ancak bir de diğer taraf var. Yani burada ülkedeki şu andaki bizim yaşadığımız en büyük problem, bir tarafta şartlarını zorlayarak işçisini, çalışanını en iyi noktaya getirmeye çalışan bir işveren tarafı var. Öbür tarafta da aldığı ne olursa olsun bunu bir türlü matematiğini uyduramayan bir de çalışan kesim var. Aslında bunu birazcık daha köklü çözmek lazım. Şöyle ki mesela şu andaki personelin, çalışanlarımızın üzerindeki vergi dilimleri var. Yani bu, ben size şöyle söyleyeyim, 30.000 TL brüt maaş alan bir arkadaşımız birinci ayda 24 bin lira maaş alırken, eline para geçerken 12. ayda 22 bin liraya düşüyor bu. Mesela burada bir düzenleme olabilir, vergilerde düzenlemeler olabilir. En önemlisi
sektörel ve bölgesel asgari ücretler belirlenebilir. Bugün İstanbul'da çalışan bir arkadaşımızın ücret skalasıyla doğudaki çok daha ekonomik illerde yaşayan arkadaşlarımızınki bir olamaz. Her sektörün asgari ücreti aynı şekilde olamaz. Yani zorluk derecesine göre, onu yapılan işe göre, ya bu düzenlemeler yapılarak aslında bu sorun belki çözülebilir. Belki değil, bence kesinlikle çözülebilir. Ama bunu yapmak için ciddi bir uğraş lazım. Artı ben en önemlisi de şunu söylemek istiyorum. Bir takım tasarruflar elbette yapılmalı. Hepimiz üstümüze düşeni yapacağız. Ama bu kesinlikle aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya olması lazım. Tasarruf her yerde olması lazım. Bir şekilde bir yerde bir fedakarlık varsa hepimiz yapmamız lazım. Evet, yapılması gereken şeylerden de bahsetmiştik bu dönüşümle alakalı. Bu tarafta peki hepimizin el atması lazım dediğiniz için de soruyorum. Devlet tarafından bir beklentiniz var mı tekstil sektörü özelinde? Tekstil sektörü değil, genel anlamda emek yoğun tüm sektörlerde bizim az önce saydığım konularda ciddi beklentilerimiz var. Bunları kendi aramızda konuştuğumuz birçok konularda sürekli dile getiriyoruz yazılı olarak. Ve şunu da herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Devlet de bu tarafta ciddi anlamda gayret sarf ediyor. Yani bu bugüne kadarki yaşadığımız olayları daha iyi bir noktaya getirebilmek adına çok ciddi buradaki revizyonlar üzerine çalışılıyor. Şöyle söyleyeyim, biz bazı şeyleri birdenbire düzeltemeyiz Ece Hanım. Yani bu noktaya biz bir günde gelmedik, bir saatte gelmedik, bir ayda gelmedik. Dolayısıyla bunu bir defada düzeltmek çok da mümkün değil. Ama önemli olan herkes aynı özveriyle, aynı samimiyetle, yani burada işte bu böyle olmalı, şu şöyle olmalıdan ziyade bunu böyle yapmalıyız, bunu yapabilmeli, birlikte hareket etmeliyiz. Mesajlarımızı hep birlikte vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ve 30 dakikayı böylelikle noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.